Merhaba arkadaşlar, ben Emircan, soyadım Coşkun. Size LG P350'yi tanıtacağım ve maksimum 15 dakika süren varmış. YouTube babamız öyle söylüyor. İkinci videomu YouTube 2 GB'dan fazla ve 15 dakikadan uzun olduğu için silmişlerdi. Tam tamına 520 dakika ben onu upload ettim ve karşılığında şerif şerifler sildiler. Mesaj yazmak zor mu? İlk günler zor. İlk günler demeyeyim, ilk 1-2 saat, sonra ondan sonra alışıyorsunuz rahat rahat. Telefonda 3 tane klavye var. Biri yan, biri iPhone çakması şöyle. Bir de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'a numaralandırılmış, atanmış şeyler var. Tuşlarımız var. Arkadaşlarımız Google haritayı merak etmişler, internetsiz çalışıyor mu diye. İnternetsiz Google harita rahatlıkla çalışıyor. Görüyorsunuz. Ondan sonra Facebook uygulaması, hemen Facebook uygulamasını gösteriyorum. Facebook'tan video izleyebiliyorsunuz, sohbette takılabiliyorsunuz. Görüldüğü üzere hemen sohbeti göstersem zaten yeter, videoları izleyebiliyorsunuz. Eğer Facebook yüklenmişse izleyebiliyorsunuz. Deli ışığında video izleniliyor mu diye arkadaşımızın biri sormuş. Hemen onu da göstermek istiyorum. Deli Motion. Görüldüğü üzere sesli arama komutu ile Dailymotion'u hemen aradık. Bu arada wireless modemim ile telefonum arasında tam tamına 6 tane duvar var. Ona rağmen hızı gerçekten tatmin edici. Bu arada 2 dakika oldu. Geçen videom tam 35 dakikaydı. Şerefsiz YouTube ya. Vallahi çok şerefsiz bu YouTube ya. İt herifler, o kadar uğraş. Bir de şerefsizler upluyorlar ya, vaktimi çaldılar ya, 500 dakikamı çaldılar, ayıp ya. Bu arada diyelim uçtan video izliyor lan. Görüldüğü üzere izledi, acelem var, ne yapayım ya. 15 dakikada ancak bu kadar oluyor, gidin YouTube'a küfredin. Biri müzik sormuş, hemen müzik gösteriyorum. Telefonun sesi güzel. Gerçekten hani iyi. Tatmin edici bir sesi var. Ses yüksekliği de tatmin edici, güzel. W810i'm vardı bende. G50 serisiydi galiba en son seriden. Ondan daha yüksek sesi var. Zaten o telefonu değiştirmemin sebebi de hiç kulağıma ses gelmiyordu. Ondan değiştirdim. Telefonun çaldığını duymuyorum. Karşı tarafın dediğini duyamıyorum, edemiyorum. Telefonun kulaklık performansı W810i'ye göre kötü. Çok kötü, hatta vasat durumda. Ama W810i'ye göre hani normal de sesi güzel, hani bir Nokia'dan aldığınız sesi, normal bir Nokia serisinden, telefon sesi şeyden, yani müzik sesi şey serisinden değil. Bundan da alabilirsiniz. Telefona film at izle demişlerdi. Hemen onu göstereyim. Joker'in bir tane repliğini attım. Hemen izleyelim. Bulmak üzereyim. Dolant. Bu arada bunu telefondan indirdim. Görüldüğü üzere kasma falan yok. Yani mecbur çok kısa 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 gösteriyorum, kusura bakmayın. Mesela fotoğraf çektiniz, hemen anında Facebook'ta, Twitter'da, e-postada, Gmail'de hemen anında paylaşabiliyorsunuz. Hiç bekleme etme falan yok. Tabii yükleme hariç. Film izledik. Ha şey, arkadaşım biri link yollamış, orada linkteki oyunları indiremedim, kusura bakmasın. O 40 saniye falan sayıyor. 40 saniye saydıktan sonra download dediğimde karşıma indir şeyi gelmiyordu, seçeneği gelmiyordu, ondan indiremedim. Facebook uygulamasını gösterdik. Google'ı haritalarını gösterdik. Ha, internette takılmamı istemişti birisi. Donanım haber.
Flash 10.1 desteği var telefonda. Ama ve lakin piyasada şu an Flash 10.3 çıktığı için daha yeni. Çoğu sitede Flash 10.3 kullandığı için Flash içerikleri artık mavi kutucuk olarak gösteriyor. Önceden Flash 10.1 varken bütün sitelerdeki Flash içerikleri rahat rahat gösterebiliyorduk. Görüntüleyebiliyorduk ama artık şimdi görüntülemiyoruz. Hatta şimdi göstereceğim size. O mavi kutucuk çıkıyor. Flash player indir kutucuğu çıkıyor. Lanet olsun Flash 10.3'e. Bu arada aradım, aramızda 6 tane duvar olduğu için internetin bu hızı biraz normalden yavaş, hiç böyle yapmazdı. Garanti kardeşim içeride Dovlant yapıyor ya da porno izliyor şerefsiz. Ya birkaç mesela şu, aa gösterdi lan flashları. Vay. Ama birkaçını bakar bakın hala göstermiyor. Flash player'i indir diyor. Yo, o da geldi. Ana. Vay anasını. Bak bunda bu sefer yok. Helal olsun. Birkaç tanesini gösteriyor hala. YouTube'dan falan kasmadan rahatlıkla çok net video izleyebiliyorsunuz. Onu da belirtmek istiyorum. Ebada uygulaması ile rahatlıkla chat yapabiliyorsunuz. Market uygulaması açık. İstediğiniz gibi markette takılabilirsiniz. Size tavsiyem, server olan arkadaşlar 2x Client diye bir tane program var. Rahatlıkla serverlarına bağlanabiliyor. TeamViewer kullanabilirler. TeamViewer da çok güzel çalışıyor. Barcode scanner zaten olması gereken. Google Translate var. Google Translate'den rahat rahat istediğiniz gibi çok rahat şekilde bilgisayardaki gibi çeviri yapabiliyorsunuz. Google Talk var. Onu alan. Bilmiyorum, tanımıyorum. Kullanayım, onu da göstereyim ya. Neymiş o, merak ettim ha. Ha şey, internetten film izleyebilirsiniz. Film izle diye bir tane uygulama buldum markette. Çok kral bir uygulama. Sevdim yani. Tüm filmler. Ama internet daha gelmedi. Wireless açılmadı. Hemen bir tanesine tıklayalım. Şansa neyse. Girelim izleyelim. Filmi izle. Kocaman bir hiç. Bir ketçap kind fuck off. Görüldüğü üzere hemen net bir şekilde rahat rahat izleyebiliyorsunuz. Bu seferki videoyu mecbur küçük piksellerde çektim. Ondan görüntü kalitesi ve ses kalitesi kötü olabilir artık. Kusura bakmayın. Öteki çekimimde ne güzel. Amcaoğlu bizim yönetmenlikte okuyor. Sinema bölümü okuyor. Onun kamerasını alıp da çekmiştim. 2 GB'dan büyük o biçim piksellerde çekmiştim. 35 dakika video çekmiştim hem de. Ama ve lakin ne yapalım? YouTube babanız kabul etmiyor. Şerefsizler. Arkadaşlar 15 dakika içerisinde anlatacaklarım bu kadar. Gönül isterdi ki 15 dakikadan fazla süre versinler. Biz de rahat rahat her bokunu size göstermek isterdim. Ama ve lakin bize vermiyorlar. Dediğim gibi benim adım Emircan. Soyadım Coşkun. İzmir'de okuyorum. İzmir'de de oturuyorum. İzmirliyiz de. Yani doğru değil. Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim. Her şey telefon hakkında bir görüntü. Hani boyut hakkında bir belki bilgi verebilir. Şu benim ilk telefonum 11.0. Hala orijinalliğini korumaktadır. Körül üzere tertemiz. Sat deseniz satar mıyım bilmiyorum. Yani tertemiz. Cillop gibi telefonum hala. Şarj cihazı, kullanma kılavuzları, her şeyi duruyor. Orijinal, orijinal. Pili bile orijinal. Yani şöyle bir boyut hakkında şey yapsın. Size. Ha şu karşınızda gördüğünüz de merakla beklenilen Casper'ın i7 işlemcili laptopu. Onu da size inceleyeceğim yakında. Şu an bir kısa bilgi vereyim soranlar olursa. Memnun olmadığım kısmı hard disk'in yavaşlığı. Diğer laptoplarda nasıl bilmiyorum. 5400 şey var. RPM'lik bir hard disk'i var. Hoparlörlerinden ses çok az çıkıyor. Fan sesi bile bastırabilir. Şu an fanda köpek gibi toz var. Isınıyor. Ne yapalım? Önceden ısınmıyordu. Isınma gibi bir sorun yok.
Pil kullanıma bağlı olarak 2 saatte gidiyor. Oyun oynarsanız, eğer oyun güçlü bir oyunsa, grafik kartını çok kullanırsa 45 dakika ile 1 saat arası gidiyor. İşlemcinin performansından şu anlık memnunum. Şey var, Q6600 işlemcili bir tane bilgisayarım var. Onun işlemcisi biraz oyunlarda daha hızlı gibime geldi. Visual Studio'da bu daha hızlı çalışıyor. Onu da belirteyim. Ne diyordum lan? Şey çaldı. Kapı değil çaldı ya. Ha, bunu bahsediyorduk. Touchpad falan hassaslığı güzel. Ondan sonra grafik kartını soran olacak. Hemen söylüyorum. Test Drive Unlimited 2'de kastı. Düşük ayarlarda oynarsanız oynuyor. GTA 4'ü falan oynarsınız. Onu da belirtelim. Şu anlık bunları demek istiyorum. İncelememi bekleyin. Yakında size her şeyi incik buncuk, onu da 15 dakika içerisinde ne kadar anlatabilirsem onu da anlatacağım. Size göstereceğim. Bir de bana YouTube'dan alternatif başka bir video sesi söyler misiniz? Oraya upluyorum videolarımı. 15 dakikada, 15 dakika çok kısa süre ya. 15 dakikadan daha fazla yapabileceğim bir site varsa orayı bana söyleyin. Ben de videolarımı uzun uzun yapıp oraya atayım size. Teşekkür ederim. Beni izleyen, izlemeyen, beğenen, beğenmeyen herkes için. Ama ben gene düşünüyorum. Emeğe saygı duyulması gerektiğini düşünen bir insanım. 15 dakikadan önce bu kadar yapılıyor. Gönül isterdi ki o 35 dakikalık videoyu size izlettirmem de, o çok güzeldi gerçekten. Ama kusura bakmayın. Kalın sağlıcakla. Herkese iyi tatiller. Ha, hoş. 5 gün sonra okul açılıyor da.